Sırada yine önemli bir haberimiz var. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasını değerlendirdi. Yapılan açıklamada kota uygulamasının cari işlemler dengesine yaptığı katkıya dikkat çekildi. Detayları izleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Uygulamanın cari işlemler dengesine yaptığı katkıya dikkat çekilen açıklamada Geçen yılın 7 ayında ise cari işlemler açığı 42.3 milyar dolar olmuş. Net altın ithalatı 17.7 milyar dolarla açığın %42'sini oluşturmuştur. Altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilediği görülmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada işlenmemiş altın ithalatının düştüğüne işaret edilerek, 2024 yılının ilk iki ayında işlenmemiş altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.8 milyar dolar düşüşte 2.1 milyar dolar gerçekleşmiştir. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı miktar bazında %77,9 düşüşte 33.1 tona gerilemiştir. Şubat itibariyle 12 aylık birikimli cari açık 31.8 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşmenin sürmesi beklenirken altın dengesinin de bu görünüme olumlu katkı vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir ifadesine yer verildi. Hızlı ve etkili bir tedbir olarak kota uygulanmasına karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada uygulamaya 7 Ağustos 2023'ten itibaren geçildiği ve aylık kota miktarının İşlenmemiş altın ithalatının uzun dönem aylık ortalaması olan 8 tonun 1,5 katı olacak şekilde 12 ton olarak belirlendiği belirtildi. Mevcut aylık 12 tonluk işlenmemiş altın ithalatı kotasının dağılımına da yer verilerek, yaklaşık %25'i mücevher ihracatçılarına satış için, %38'i kuyum işletmelerine satış için, %33'ü 2022 ve 2023 yıllarında kota uygulaması kapsamına giren işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirmiş kıymetli madenler aracı kuruluşları için, %4'ü ise Ocak 2022, Temmuz 2023 döneminde ithalat işlemi gerçekleştirmemiş ancak uygulama sonrasında ithalat yapmak isteyen kıymetli madenler aracı kuruluşları için rezerv olarak tahsis edilerek uygulanmaktadır ifadesi kullanıldı. Açıklamada bakanlık tarafından kota uygulamasının yakından izleneceği ifade edildi.